Belki bir takım konuları birlikte değerlendirmek ve konuşmak faydalı olacaktır düşüncesiyle sanal ortamda sizlerle bir araya geldik. Ezgi'nin bir sorusu var. Kısa sınavla ilgili olan kısımda. Burayı şöyle bir açıklama yapayım arkadaşlar. Malum 6 hafta ders işledik. Bu 6 haftalık ders sürecinde bazı değerlendirmeler oldu. Ama biz işi kolaylaştıralım diye yıl içini tek nota indirdik. Ama sisteme girilmiş olan notlara da dokunmayalım dedik. Bunun etkisi zaten hani belli oranda idi. Bunu %30'un geri kalan kısmını bu sınavın dışında ya da quizin dışında, kısa sınavın dışında olarak hocalarımız tasarlıyorlar. Şu andaki planlamamızda finallerin yüz yüze olmasını planlıyoruz. Yani akademik takvimdeki yazıldığı şekilde olmasını planlıyoruz. Biz nasıl olsa bu dönem geçti diye evi boşalttık, yurdu terk ettik. Siz yeniden uygulamalı eğitimler için 2 hafta, sonra finaller için 2 hafta eğitim düşünüyorsunuz. Bizim halimiz ne olacak onu da düşündük. Kredi Yurtlar Müdürümüz, Gençlik Spor İl Müdürümüz Arif Bey'le, daha önce biliyorsunuz Kredi Yurtlar Müdürümüzdü. Arif Bey'le bu konuyu konuştuk. Hiç sorun değil. Biz öğrencilerimizi o süreçte yurtlarımızda misafir ederiz sözünü de aldık. Yeni üniversiteyiz dedik ama hani bir taraftan da işte kahvenizi alın gelin dedik. Burada aslında şöyle bir soruyla kahve göndereceğimiz ya da kahve fincanı göndereceğimiz 5 arkadaşımızı belirlemek için bir soru yöneltmek istiyorum. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2018'de kuruldu. Ancak bölünerek kurulan bir üniversite. İçerisinde 11 aktif meslek yüksekokulu, 4 fakültesi, bir enstitüsü şu anda aktif olarak var ama başka bölümler de oluşturmaya çalışıyoruz. Soru şu: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi içerisinde en eski kurulmuş olan birimimiz neresidir ve hangi yılda kurulmuştur? Biliyorsunuz bir fincan kahvenin, acı kahvenin 40 yıl hatırı olur babından. Bugünümüzde böyle taçlandırmak adına sizlere bu ikramları da ikramda bulunalım dedik. Dolayısıyla adreslerinizi bildirirseniz ilgili arkadaşlarımız size bunu kargo yoluyla ya da posta yoluyla ulaştıracaklar. Sakarya'da oturuyorsanız ve kampüse gelme şansınız varsa direkt olarak bizim iletişim koordinatörlüğümüzden bunu alabilirsiniz. Ben şimdiden kahvenizin acı olmasını ama hatırlı olmasını diliyorum.